Ben Hüseyin Özcan, Boyabat Gazidere Tabaklı Köyü muhtarıyım. 2014 yılında muhtar oldum. İnşallah bir dönemde 44 tane proje taahhüdüm var. 44 tane projeden inşallah şu ana kadar 22 tanesini gerçekleştirdik. Bunları tek tek sayıp burada başınızı ağrıtmayacağım. Yalnız önemlilerden birkaç tanesini size aktarmaya çalışacağım. Birincisi, bizim yolumuz malum şu anda çok dar ve virajlı olması hasebiyle inşallah bu yolumuzu planlı, projeli bir şekilde onları organize ettik ve 2015 yılında yol çalışmalarına başlandı. İmkanlar dahilinde özel idaremiz, kaymakamlığımız bu konuya eğildiler. İnşallah bu 2017 yılında da birkaç güne kadar bu yol işlemleri başlamış olacak. Yol genişleme çalışmaları, daha sonra asfaltlama çalışmaları inşallah gerçekleşmiş olacak. Daha sonraki projelerimizden domates, malum Gazidere domatesi dediğimiz domates bizim bu bölgede yetişiyor. Domatesimiz endemik olması hasabıyla, yani sadece bu yöreye ait bir domates oluyor. İnce kabuklu, bol sulu, bol çekirdekli bir domates. İnşallah bu domatesimiz için de 2016 yılında girişmiş olduğumuz patent alma olayımız Karadeniz Araştırma Bölge Müdürlüğü aracılığıyla iki tane yüksek ziraat mühendisi aracılığıyla bu işleri devam etmekteyiz. İnşallah bu sene patentimizi alıp bu işimi gerçekleştirdikten sonra köyümüzün girişinde top sahası dediğimiz alanda inşallah bu yazın sonlarına doğru bir festival yapmayı düşünüyoruz. İnşallah bunu gerçekleştirebilir ve patentimizi memleketimize hizmetine sunduktan sonra bu endemik domatesin bütün ülkemiz insanların hizmetine, damak tadına sunmak için mücadele vereceğiz. Köyümüzde yaptığımız işlerden bir tanesi de şu anda aşağıda gördüğümüz bir fırınımız var. Fırın var, köy fırını dediğimiz fırın. İnşallah onun da ustasını Samsun'dan getirttirdik. Özel olarak yapılmış bir fırındır. Orada su pompa istasyonumuz var. Su pompa istasyonunun yanında olması hasabıyla ve orada da geniş bir oturma alanı olması hasabıyla iyi bir yer olduğunu düşünerek fırınımızı oraya yaptık. Üçüncü olarak köyümüz iki mahalleden ibarettir. Öte mahalle dediğimiz alanda çocuk parkımız vardır. Bu çocuk parkının aletlerini Kağıthane Belediyesi tarafından gönderilmiştir. Kendilerine bu arada teşekkür ediyoruz. Bu arada şu anda şu ileride gördüğünüz köy konağının içerisinde köy müzesi yaptık. Köyümüzde eskiden kullanılan aletler, edevatlar gibi bir bölümünü oraya ayırdık. İnşallah daha güzel bir alan bulduğumuzda onları oraya taşıyacağız. Üçüncü olarak şu anda gördüğünüz alandaki köy konağının içerisinde. Ondan sonra bizim köyün merkezinde konak ve camiye yakın bir kamelya yaptırdık. Esas adının kamelya olmadığını da ben de biliyorum ama kamelya demek zorundayım şu anda. Yaptırdık. Orada 15 kişilik inşallah orada da insanlarımızın yağmurda, çamurda, güneşte orada oturup rahatça dinlenmesini temin etmek amacıyla. Muhtarım bu arada sözünüz kesiyorum. Buraya bir şey yaptırmışsınız. Direkt ne bu? Bu ne? Bu direkt şu anda ileride gördüğünüz eski leylek yuvasının ileride çatısının yıkılabileceği düşüncesiyle, ki öyle bir duyum da aldık, buraya bir direk yaptırdık. Bu direk benim tarafımdan yaptırıldı. Direk de bir kurum tarafından diktirildi. İnşallah leyleklerimiz o çatıdaki yuvayı göremediği zaman buraya yuva yapacağı düşüncesiyle bunu yaptık. İnşallah bu leylekler buraya yuva yaparlarsa bunu bu şekilde veya daha güzeliyle daha çoğaltmak için bir çaba sarf edeceğiz. Bu da leyleklerin de bizim yazlıkçılar gibi yazın gelip kışın gitmeleri hasabıyla onların da bizim bir aile efradı gibi görüyoruz onları. O bakımdan inşallah onların da buraya ayrıca bir güzellik katacağına inanıyoruz. O zaman muhtarım biraz da köy içine doğru gidelim. Orada görelim. İnşallah.
Şu gördüğünüz mezarlık köyün içerisinde daha önce, bundan bir 10-15 yıl önce duvarlarla çevrili bir alan idi. Daha sonra sel buraları bozdu. Daha sonra biz de muhtar olunca buranın kenarlarına tellerini çektik ve şu andaki duruma getirdik. İçine de örnek bir mezar yaptırdık. Buranın mezarlık olduğunu belirtmek için. İçerisine de Sinop Orman Müdürlüğü'nün gönderdiği ağaçlardan diktik. İnşallah ileride yeşil bir alan olarak kullanılacak ve hani geçmişimize de sahip çıkmış olacağız. Teşekkür ederim. Evet, şu anda görmüş olduğunuz buranın Boyabat Gazi Dere Tabaklı Köyü'nde yapılmış olan köyünün hizmetinde sunulmuş ekmek kırıldır. İçerisinde 30-35 tane bizim köy tabiriyle çörek dediğimiz ekmekler yapılmaktadır. İçerisine de demirler koyduk. O demirlerde de et ızgara gibi şeyler yapılabilmektedir. Bu fırının ustası Samsun'dan sözü getirilmiştir. Örme sistemi de tabii normal bir örme sisteminin dışındadır. Alt tabakasına ve yan taraflara izocam ve altına da komple cam kırıkları, kömür tozu, tuz ve bunun gibi maddeler konarak da ısı kaybını önlemek için bir çalışma yapılmıştır. Üstünü şu anda hazır vaziyetteydi. Daha sonra buraya ufak tefek bir masrafla baca falan yapılacaktır. Bacadan sonra inşallah 2017 yılında köyümüzün hizmetinde olmuş olacaktır. Teşekkür ederim. Şu gördüğünüz Kolaz Çayı'dır. Bizim köyün arazisinin içinden geçmektedir. Bu gördüğünüz çayı 2015 yılı ile 2016 yılının başlarında Devlet Su İşleri tarafından rusubat temizleme çalışması yapmıştır. Gazi Deresi sınırından mahallemiz Fahra'nın sınırına kadar bu işi işlem olarak bitirdik. Şu anda Gazi Dere tarafında köprünün üzerindeyiz. Gazi Dere tarafındaki bölüme bakıyoruz. Eğer bu rusubat temizleme çalışması yapılmamış olsaydı şu anda arazinin çoğu Kolaz Çayı'nda gelen aşırı seller nedeniyle toprağımız denize kadar gidecekti. Şu anda karşıda gördüğümüz köyümüz 3 katlı ahşap evlerden mütevellittir. Bu dünyada bir ilk olduğu çeşitli üniversitelerden ve bilim adamlarından aldığımız bilgilerden öğrenmiş bulunuyoruz. İnşallah bu evlerimizi de çeşitli vesilelerle koruma altına alacağımızı beyan ediyoruz. Şimdi bu evlerde sıkıntımız bizim elektrik tesisatlarının o zamanki şartlara göre döşenmesi. Elektrik tesisatlarının inşallah yenilenip günümüz şartlarına, hatta gelecek senelere hitap edecek şekilde düzenlenmesi için bir mücadele vereceğiz. İtfaiye ile de irtibat halindeyiz. İtfaiye ile ilgili de yangın manalarının yapımı ve yenilenmesi ile ilgili bazı çalışmalarımız var. İnşallah onu da yakın zamanda yapacağız. Teşekkür ederim. Şu anda gördüğünüz bu alan Hristiyanlık erken dönemine ait bir şapel olarak bilinmektedir. Bununla ilgili bizim köy hudutları içerisinde 3 tane vardır. Bu da şu andaki çekim yaptığımız alan tam köyümüzün karşısında köprünün yukarısında bir alandır. Yerde gördüğünüz çukurlar defineciler tarafından kazılmış. Tabii şu anda burası ibadetten olması hasabıyla elleri boş olarak dönmüşlerdir. İnşallah burayı da devlet koruması altına aldırmak için mücadele verdik. İnşallah neticelenecek. Burayı da aslına uygun olarak yapıp turizmin hizmetine sunmayı düşünüyoruz. Hüseyin Özcan, Boyabat Gazi Dere Tabaklı Köyü Muhtarı.
Şu anda çekim yaptığımız alan köyün karşısında Boyabat'a, Taşanlı'dan Boyabat'a gidecek yolun belli bir kısmındayız. Şu anda kamerada gördüğünüz alan o gelecek yolun dağın eteğinden çaya 100 metre yukarısından geçecek olan bir yoldur. İnşallah bu yoldan bu yukarıki köylerden 18 tane köyümüzün faydalanacağını söylerim. İnşallah bu yolu da Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Hüseyin Bey'in sağ olsun inşallah 2017'de bitirmek şartıyla taahhüt ettiği bir yol olacak. Bu yolun köyümüze, diğer köylere, Boyabat'ımıza hayırlı uğurlu olmasını şimdiden biliyorum. Şu anda köyümüzün karşısında çekim yaptığımız yerin mezarlığın altında şu anda gördüğünüz yolu da devlet su işleri araçlarının dozerlerine açtırmış oluyoruz. O yol inşallah diğer yukarıdaki köy yoluna paralel olarak yapılmış olup yakın zamanda o da faaliyete geçecektir. Şu anda zaten traktörler gelip gitmekte. Karşıda gördüğünüz top sahasının olduğu yerde de inşallah demin bahsettiğimiz domatesle ilgili festivalimizi orada yapmayı düşünüyoruz. İnşallah yüzümüzün ağıyla vatanımıza, milletimize faydalı olacak bir şekilde bunu da sonuçlandırırız. Şu karşıda gördüğünüz kayalık var. Kayalığın az ilerisinde devamlı akan bir su var. İnşallah o suyu da hayırsever bir vatandaşımız, o suyu inşallah o biraz sonra çekimlerini yapacağımız top sahasının altındaki 70 adet dut alanındaki ağaçların, o dut alanındaki ağaçların sulanmasında ve oranın ıslahında kullanılacaktır. Teşekkür ederim.